Selam, bu dersimizde elips komutunu göreceğiz. Öncelikli olarak bahsetmemiz gereken ilk elips türü center. Şimdi bize bir center point seçmemizi istiyor. Atıyorum buradan bir center point seçtim. 0 derece açıyla 200 derece. İlk yarı çapını girdim. Yani bunda iki yarı çaplar gibi düşünebilirsiniz. Merkezden mesela x aksisinde gittiğim yarı çapı öncelikli olarak girdim. Böyle düşünün. İkinci yarıçap olarak da 50'yi giriyorum. Yani şimdi ölçüm aracımı alıyorum. Elipsimin merkez noktasını buldum. Buradan kuadrantına kadar gittiğimizde az önce gittiğimiz 200 değerini burada görebiliyorum. Peki bunu yine merkezinden burada birazcık bekleterek görebiliyoruz. Bunun merkezinden şunu silelim. Tekrar yeni bir ölçüm yapacak olursak elipsimizin kenarında biraz bekletince zaten merkez noktamız çıkıyor. Bu merkez noktanın çıkması için de OSNAP'tan center'ı aktif edebilirsiniz. Ayrıca yarıçap değerleri ve merkeze olan mesafeyi bilmek için de kuadrantı işaretleyebilirsiniz. Buradan tekrar dimension'ı seçtim. Center'ımı buluyorum. Üstteki kuadrant noktasına kadar gidiyorum ve y aksisinde girdiğim 50 değerini görüyorum. Birinci elipsimiz böyle. Peki şimdi İkinci elips türümüze gelelim. İkincisinde axis ve end giriyoruz. Zaten üstünde biraz beklettiğinizde nasıl kullanmanız gerektiği yazıyor. Öncelikli olarak bana bir end point seçmemi istiyor. Yani burada x aksisinde çap olarak düşünebilirsiniz. Mesela yine 0 derecede 400 birim gittim. Peki üst içini belirleyeyim. Mesela y aksisinde de 75 olarak belirleyeyim. Şimdi dimension'dan yine alıyorum bakın. Yarıdan itibaren geldiğimde kuadrantına 200 değerini veriyor. Az önce biz 400 değerini girmiştik. Bir köşeden diğer köşeye kadar olan birimi kuadrantını tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi az önce girdiğimiz çap değerine tekabül eden 400. Dimension'da da yine merkez noktasını buluyorum. Üst kuadrantını buluyorum. Kaç girmiştik değeri? 75. Onu da böyle görebiliyoruz. Gelelim üçüncü elips türümüze. Bunda da elliptical arc. Yani bu bir yay çizmemize yarıyor. Şimdi bana bir end point seçmemi istiyor. Mesela gidiyorum yine 0 derecede 200 birim seçiyorum. Ondan sonra diyelim y aksisinde de 50 birim gittim. Henüz komutu bitirmedi. Bana angle'ın yani açının başlayacağı noktayı seçmemi istiyor. Mesela 180 birimle başladım. İstediğiniz yöne ikinci point'i de onaylayarak açımızı çiziyoruz. Unutmayın ki saat yönünün tersi hareketinde çalışır AutoCAD'de açılar. Mesela ben buna 300 birimlik bir açı girdiğimde gördüğünüz gibi yayı böylelikle tamamlar. Üzerine biraz beklettiğinizde zaten extension değeriyle görürsünüz. X aksisinde 100, Y aksisinde 50 yarıçap almış gibi görünür. Bunu şöyle durumlarda da kullanabiliriz. Mesela iki birbirine paralel çizgimiz var. Ctrl-C, Ctrl-V diyorum. Buradaki extension'ı baz alarak ikincisini oluşturuyorum. Elliptical arc için tıkladım. Şimdi birinci noktamı seçiyorum. İkinci noktamı seçiyorum. Benden bir açı değeri girmemi istiyor. Diyelim 10 girdim. Şimdi fakat bunu henüz bitirmedi. Saat yönünün tersine gidelim istiyorsak eğer. Zaten bu arkı bir bütün olarak çizeceği için şu anda bir anlam ifade etmiyor. Başlangıcı açının başlayacağı yeri seçiyorum ve açının biteceği noktayı seçiyorum. Eğer merkez noktasına ihtiyacınız yoksa bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi iki paralel çizgiyi bir yayla kapatmak için. Elips komutumuz da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derse görüşmek üzere.